Bir dakika. Hamlet. Danimarka prensi Hamlet babası ölünce bunalıma girmiştir. Üstüne amcası olacak Claudius yengesiyle yani Hamlet'in annesiyle evlenip tahta çıkınca iyice delinir bizim oğlan. Bu sırada merhum babasının hayaleti "Mezarımda test dönüp duracağım ama şu deli olana bir görüneyim." diyerek çıkar Hamlet'in karşısına ve "Hamlet böyleyken böyle oğul beni öz amcan zehirledi öcümü al." der. Hamlet "Baba eminsin değil mi? Bak Ahmet Özal gibi ters öye germeyelim. Caps yaparlar vallahi sonra." dese de hayalet "Seni temin ederim." deyince ikna olur ve emmisini yamutmaya karar verir. Plan gereği deli ayaklarına yatan Hamlet'i herkes Ophelia'nın aşkından delilendi garip diye düşünürken Hamlet işe koydu. Ama Ahmet Özal sendromundan kaynaklı olarak %100 emin olmak ister ve gezici tiyatro oyuncularından Hayalet'in ona anlattığı meseleyi amcasının karşısında oynamalarını ister. Amcasının hal ve tavırlarından niyet okuyan Hamlet ikna olur. Bu arada iyice deliliğe vuran Hamlet müstakbel kayınpederi Polonius'u mıklar. Bir süredir bunun deliliğinden çekinen kral fırsat bu fırsat deyip bunu İngiltere'ye paket eder. İngiltere kralına da şu oğlanı bir öldürüverin diye ricacı olur. Bir tane latte alabilir miyim dermiş rahatlığıyla. Ama Hamlet dümeni öğrenince Danimarka'ya geri döner. Bu sırada kara sevdaya tutulan Ophelia derede boğulur. Cenazeye gelmiş olan Ophelia'nın kardeşi Laertes Hamlet'ten babasının ve bacısının intikamını almaya yemin içer. Kral da bunu gaza getirince bir düello düzenlerler. Laertes zehirli kılıçla Hamlet'i yaralar. Hamlet'in amcasına yaptığı zehirli içkiyi anası içer. Hamlet Laertes'ten kılıcını alıp onu da emmisini de keser. Ortalık kan revan iken Norveç prensi Fortumras çıka gelir. Vallahi dirlik düzenlik getireceğim ya. Vaadiyle tahta geçer. Ha bir de Horatio var. O da herkese meseleleri anlatıyor finalde.